biz nasıl canlıları katlediyoruz? Bu aslında gene ekosistem konusunda anlattığımız bir durum. Besin zincirinden bahsediyoruz. Buradaki birikimlerden bahsediyoruz. Şimdi bir besin zincirimiz var. Ot, çekirge, kurbağa, yılan, atmaca. Sistem bu. Çekirge otu yer, kurbağa çekirgeyi yer, yılan kurbağa yer, atmaca da gelir, yılanı yer. Bu sistem böyle ve dünyada o kadar çok besin zinciri var ki, sizin çok kısa da olabilir, bunlar çok uzun da olabilir. Sizin gidip bir sebze yemeği yemeniz, ne bileyim semiz otu kavurdu anneniz, o gün onu yediniz, onu bile yemeniz sizin bir besin zinciri olduğunuzun kanıtı. Her canlı başka bir canlıyı tüketerek yaşamını devam ettirmek zorunda, yani beslenmek zorunda. Şimdi siz bir çekirgeye ya da bir ota zarar verdiniz. Aslında kısmen de olsa atmaca, yılanı ve kurbağaya zarar vermiş oluyorsunuz. Diyelim ki hani ben hiç mi bir şey yapmayacağım? Besin zinciri tek değildir. Birçok besin zinciri var dedim size. A şeklinde de besin zincirleri var. Ha, mesela burada kurbağayı yiyen bir de şuradan çıkarıp insan yapabiliriz mesela. Alın size bir besin zinciri daha ekledik. Uzak doğuda bu çok yaygın. Ya da çekirgenin altına insan yazabiliriz. Uzak doğuda oldukça yaygın bir durum bu. Şimdi bakalım. Dedim ki çekirge otu yedi, kurbağa çekirgeyi yedi, yılan kurbağa yedi, atmaca da yılan yedi. Oldu. Kurbağa yolda arabaya da giderken karşınıza çıktı. İşte ezdi geçti kurbağayı. Hani onu bir yılan yiyecekti? Ya da o zavallı bir çekirgeyi yiyemeden mi öldü? Ha, aç mı gitti şimdi? Hayır arkadaşlar, bizim burada bahsettiğimiz genel bir tanımlama. Ha, dünyadaki bütün kurbağalar çekirge yiyecek diye değil, yiyen canlılardan bahsediyoruz. Ha, ama ben şunu yaptım. Tarlama çok çekirge istilası var. Çekirgeleri öldürmek için çok büyük planlar yaptım ve çekirgelerin büyük bir kısmına zarar verdim. Ha, şimdi düşünüyorum. Neden bu kadar çok çekirge çıktı peki? Onu yiyen kim vardı? Mesela kurbağa vardı. O zaman kurbağalara bir şey mi oldu o sırada? Biz bilerek kurbağalara bir zarar mı verdik? Biz dengeyi mi bozduk ki çekirgeler bu kadar çoğaldı? Ya da ben şimdi çekirgelerin hepsini öldürdüm. Otlar ne yapacak? Bu otlar büyüyecek. Bir zarar olmaz diyebilirsiniz ama belki o çekirge çok zehirli bir otu yiyordu ve bu zehirli otu yiyen bir sürü çocuk ya da bir sürü insan ölecek şimdi. Her şeyi düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Her şeyi dengede bırakmak gerekiyor. Daha önce anlatırken şey demiştim, kenelerden bahsederken. Biz kuş gribi çıktığında kanatlı hayvanları telef ettiğimiz için keneler ortaya çıktı dedim. Çünkü biz fazladan yaptık bu işi. Her zaman Anadolu'da özellikle her sene o tavuklar ya da kanatlı hayvanları ölet gelirdi derdi yaşlılar. Ölet gelir ve hepsi ölürdü. Biz buna bir isim taktık artık. Bu kuş gribi dedik. Ve onların kendi kendine ölmelerini beklemeden biz öldürdük onları. Bu sefer onlar keneleri yiyordu. Keneleri yiyemediler. Ve bu sefer keneler ortaya çıktı ve keneler hastalık yapmaya başladı. Bir hocam şey anlatırdı. Doğadaki dengeyi ve biyolojik çeşitliliği bozmamızla ilgili. Avrupa'da 3 farklı örnekte vardı bu. Ormandaki ağaçlar tahrip ediliyor. Ağaçlar tahrip edilince oradaki ağaçlarda bulunan meyvelerle beslenen meyve yarasaları aç kalıyor. Ve aç kalan hayvanlar oradaki işte kümes hayvanlarına ve domuzlara saldırmaya başlıyorlar. Ve onları ısırıyorlar. Isırdıkları zaman o yarasalardan geçen bir zehir domuzlara geçiyor. Ve bu domuzu yiyen insanlarda toplu ölümlerle karşılaşılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu yarasaya ve domuza bir şey yapmadı mı? Hayır yapmadı. Virüs konusunda şunu söylemiştik. Bir canlıya zarar veren diğerine zarar vermeyebilir demiştim. Sihir bizde küçücük bir etki yaparken bir ineği öldürebilir demiştim. Aynı durum. Yarasaya ve domuza hiçbir şey yapmakla insanlara ne yapıyor? Ölümüne sebep oluyor. Ve hocamız bu tip örnekleri verirken şey demişti. Doğa bir şekilde intikamını alır çocuklar demişti. Bir şekilde alacak bizden intikamını ve bu intikamlardan biri de buydu ki o zaman böyle uzak doğu ülkelerinde köpeklerden bulaşan bir hastalık ortaya çıkmıştı. Ve hastalığı bulan bilim adamı kendi o virüsten ölmüştü. Ha, demek ki hani kendi de buldu öldü ve bunu fark etmiyorlar. Uzun bir süre fark etmiyorlar. Daha sonra bu ortaya çıktığında 2000'li yıllarda gerçekleşmişti bu virüs salgını. Birçok kişi bundan ölmüştü uzak doğu ülkelerinde. Ha, peki
nedeni araştırıldığında neydi? O insanların o köpek türlerini yemesinden kaynaklanıyordu. Siz doğaya bilinçsiz bir şekilde ya da bilinçli bir şekilde zarar verdiğinizde o sizden intikamını alıyor arkadaşlar mutlaka. Ha diyeceksiniz ki hava ısıtılınca ne oluyor? Hava ısıtılıyor ve mikroplardan arınıyor. Sizin vücut sıcaklığınıza eşdeğer bir hale getiriliyor ki arkadaşlar o sırada enzim çalışma faaliyetleriniz de normale dönsün diye. Şimdi siz kükürtçü oksit kullanıldığında solunum yolu tahribatı gerçekleştirerek en azından gelen toz parçacıkları ve mikropların tutulmasını engelliyorsunuz ve bunlar direkt olarak sizin vücudunuza giriyor. Hep denir ya ağzınızdan nefes almayın, burnunuzdan alın. Çünkü burnunuzdaki kıllar gelen toz parçacıkları ve mikropları tutup havayı nemlendirmekle görevli. Soluk borunuzdan önce. Şimdi baktığımda hani havayı kirletiyoruz ve bir şekilde yok ediyoruz kendimizi. Bilinçli bireyler olmak zorundayız. Şimdi kendimize bakalım. Biz neleri kirletmeye başladık? Suları kirletmeye başladık. O kadar aslında birbiriyle bağlantılı ki arkadaşlar. Havayı nasıl kirlettik dediğimizde ya da çevreyi nasıl kirlettik dediğimizde plansız kentleşmemiz var. Hızlı nüfus artışımız var, sanayi atıklarımız var, işte su kirliliğimiz var, nükleer santraller var. Bunların hepsi neydi? Bizim çevreyi kirletmemiz için etmendi. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği aslında birbiriyle bütün arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hani çok şey, göl kıyısında evimiz var. İşte dere kıyısına ev yaptık. Denizin kıyısında evimiz var. Ha, belki evet çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz ama şunu düşün. Altyapı yetersizliğine sahipseniz eğer. Bulaşık yıkıyorsunuz, çamaşır yıkıyorsunuz, kendiniz yıkanıyorsunuz. Yani pis suları bir şekilde ne yapıyorsunuz? Kanalizasyon sistemine veriyorsunuz. Atık su sisteminizde problem var, sızma var. Direkt yakındaki göle gidiyor bunlar. Denize gidiyor, dereye gidiyor ve sizin kullandığınız sular ne yapıyor? Orayı kirletmeye başlıyor. Bu sizin altyapı sisteminizin iyi olmamasından kaynaklanıyor. Bunda ne var? Hızlı nüfus artışı var. Gidip oraya ev yapmışsınız demek ki. Ha biraz lüks de var tabii. Bunun yanında ne var arkadaşlar? Plansız kentleşme var. Altyapı yetersizliği olmadan oraya bir ev yapılmış. Siz burada bilinçsizsiniz, bunu fark etmiyorsunuz ya da ucuz malzeme kullandırdınız tasarruf için. Ama siz bir süre sonra kötü kokuya sebep olacak ve sizin orada yaşamanıza engel olacak ortamı kirletmeye siz başlıyorsunuz. Sonra denir ki, ay burası da çok kirlendi, neden acaba? Bir önce bak kendine, sen mi yaptın acaba bunu? Bir düşün bakalım. Suyu kirletirken aynı zamanda biz neyi kirletiyoruz arkadaşlar? Toprağı da kirletiyoruz. Çünkü suların büyük bir kısmı yeraltı kaynaklarından besleniyor ve bu yeraltı kaynakları nereden? Toprakların içerisinden geçiyor. Siz toprağı kirlettiğinizde otomatikman suyu kirletiyorsunuz. Suyu kirlettiğinizde aynı zamanda neyi kirletiyorsunuz? Toprağı. Hepsini geçtim. Havayı kirlettiniz. Şimdi bu havaya karışan atmosferdeki gazlar, zehirli gazlar yağmur olarak yeryüzüne düştüğünde, asit yağmurları ya da herhangi bir şekilde yeryüzüne geldiğinde hiç mi kirletmeyecek ortamı? O suya gidecek. Suyu kirletti. Suyu kirlettiyse nereye geldi? Toprağa geldi. Yani bir döngüden bahsediyoruz aslında. Bir biyolojik temizlenme var aslında arkadaşlar. Biyolojik arıtma dediğimiz olay. Belirli bir bölgedeki suda bulunan canlılar aslında kendi sularını temizlemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Su içerisindeki canlılar bulundukları ortamı temizlemeye çalışırlar. Şimdi hani şeyden bahsetmiştik, midyeden bahsetmiştik. Midye genelde kirli sularda yaşadığında toprak suyun içerisindeki ağır metallerle beslenir ve bunları vücuduna hapseder. Bulunduğu ortamı temizlemeye çalışır demiştik. Bu bir biyolojik arıtma, bir biyolojik temizlenme aslında. Ama bazen öyle bir durumu buluyor ki bir kimyasal madde suya bırakılıyor ve kimyasal madde orada bulunan bir canlının oldukça fazla üremesine yol açıyor. Bu fazla üreme bir süre sonra kokuşmaya neden oluyor. Bu alg türlerinde çok yaygın. Alg türleri ortamda kimyasal bir etmenle ya da başka bir etmenle karşılaştıkları zaman kontrolsüz bir şekilde çoğalıyorlar. Suyun üstünü yeşil bir tabaka gibi kaplıyorlar ve bu sefer ne yapıyorlar? Kokuşmaya başlıyorlar ve bir koku yaymaya başlıyorlar. Buna da ötrofikasyon diyoruz. Suyun canlılar tarafından suyun içindeki
canlının kontrolsüz büyümesi sonucu kirlenmesi. Biz bunları hani sadece kimyasal atık atmakla suyu kirletmiyorsunuz. İçindeki canlılara da zarar veriyorsunuz. Hani birçok balık ölümleri, balıklar kıyıya vuruyor ya da zehirli bir atık atılmış. Bunların hepsi ne yapıyor? Suyu kirlettiği gibi o su da beslenen, yani aynı ekosistemde bulunup birbiriyle etkileşim içerisinde bulunan bütün canlıları yok etmeye başlıyor arkadaşlar. Ve hemen yapmayabilir. Birkaç sene sonra da etkileri ortaya çıkmaya başlayabilir. Su kirliliğini anlatırken bir de şöyle bir parantez açtık. Asit yağmurlarıyla gelebilirler dedik. Asit yağmurlarına biraz ondan bahsedelim bakalım. Arkadaşlar, birçok zehirli madde havaya karıştıktan sonra yağmur bulutlarıyla bir araya gelip oradaki su molekülleriyle birleşip tekrar yeryüzüne geri dönüyor. Yeryüzüne geri döndüğünde pH'i düşük olduğu için ya da canlının kendine sahip olduğu pH'tan daha düşük olduğu için o canlının hücresel yapısına zarar vermeye başlıyor ve enzim yapısını bozuyor. Bu da canlının ölümüne sebep oluyor. Zehirli gazların ışık kirliliği ne demek? Işığın yanlış yerde ve yanlış miktarda kullanılması sonucu ortaya çıkan kirliliktir. Işığın yanlış yerde ve yanlış miktarda kullanılması sonucu açığa çıkan kirlilik. Nelere yol açıyor diyebilirsiniz? Bu atmosferdeki toz parçacıklarının yanlış dağılımına sebep oluyor ve gökyüzünün parlaklığını bozuyoruz arkadaşlar. Gökyüzü parlaklığı bozulursa ne olur? Atmosferi inceleyemeyiz. Yani astronomik inceleme yapılamıyor. Azalır. Uzay incelemeleri yapılamaz. Işık bizim hayatımızın vazgeçilmezi aslında. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte evimizin aydınlatmalarını, yok işte aplikler koyalım, yok duvarlardan sarkıtalım, yok işte köşeye bir tane lamba koyalım, mumlar koyalım. Işıklı bir ortamda yaşamayı seviyoruz hatta. Ve bir arama motorunda şey vardı. Dünyanın ışıklı fotoğrafını koymuşlardı. Dünyada yaşanılan bölgelerde ışık yoğunluğu daha fazla. İşte az bireyin yaşadığı ya da nüfusun daha seyrek olduğu yerlerde ışık sayısı daha az. Oldukça güzel, muazzam bir görüntüydü. Ve biz özel günlerde böyle işte sokakları ışıklandırmaktan hoşlanırız. Her yer ışıl ışıl olsun. Mesela yılbaşında gece böyle parlak görünsün. Tamam, güzel de biz aslında o kadar kötü bir şey yapıyoruz ki gökyüzünün yapısını bozmaya bile başladık. Hadi onu geçtim. Yanlış ışıklandırma birçok canlının üremesine etkiliyor. Nasıl oluyor bu? Ülkemizde Fethiye civarında deniz kaplumbağaları, yani karettaların yumurtlama bölgesidir arkadaşlar. Hatta bir sene Kuşadası tarafına da geldi bunlar. Şimdi bunlar yumurtladı. Bunlar takip ediliyor. Ve işte yumurtalar koruma altında oluyor. Nesilleri tehlike altına girmesin diye. Ve yapılan işlem şu arkadaşlar. Bunlar kuluçka dönemi bittiğinde ortamdaki bütün ışıklar kapatılıyor. Her yerin ışığı. Sahil tamamen karartılıyor. Eğer gece çıkacaklarsa bu işlem yapılıyor. Gündüz bir problem yok. Gündüz çıkarlarsa eğer suyun sesine doğru ya da güneşin işte deniz üzerindeki yansımasına doğru direkt olarak denize gidiyorlar. Çünkü ışığa doğru hareket ediyor yavrular. Küçücük yavrular yumurtadan çıkmışlar. Ama gece o denizin kendi parlaklığı ya da ay tarafından aydınlatılmış hali yakamozlara doğru hareket ediyorlar. Suyun sesine doğru gidiyorlar. Bu yüzden etrafta ne ses ne de ışık yapılıyor ki denize doğru gitsinler ve yaşamına devam etsinler diye. Böyle kameralarla izliyorlar. Kameranın ışığı gelince o küçücük karette tak dönüyor. Denize doğru gitme, kameraya doğru gelmeye başlıyor. Çünkü orayı deniz zannediyor. Şimdi ortamda farklı ışıklandırmalı olursa, tabii ki bilimsel bir çalışmaya da görüntülemenin haricinde o sese ve ışığa doğru geliyor. Bir süre sonra ya ezilerek ya diğer bir canlının altında kalarak ya da işte açlıktan ölüyor arkadaşlar. Çünkü denize ulaşması gerek, yaşamını denizde devam etmesi gerek. Zaten hani birçok sıkıntısı var. Denizden karaya doğru gidene, pardon,
zaman karadan denize doğru gidene kadar birçok o sırada deniz kuşunun da yani su kuşunun da yemi de olabilir. Hani böyle bir tehlikesi de var. Bunlar bile önlem altına alınırken biz ışıkları yakarak bu canlının üreme rotasını ya da yaşam alanı rotasını değiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gelelim. Ülkemizin en önemli sorunu arkadaşlar erozyon. Hep şey deriz ya, ülkemizden bir karış toprak vermeyiz. Çok güzel. Her yıl bir Kıbrıs büyüklüğünde toprağı yok ediyorsun. Denize döküyorsun, suların içerisine döküyorsun. Ne oldu? Hani bir karış toprak vermiyorduk biz. Aa evet. Hadi ne yapacaksın bunun için? Tema Vakfı'na üye olayım. Ol. Bak bu üye olmakla bitiyor mu? Hayır. Bütün sivil kuruluşlara üye olsan da bu iş bitmiyor. Önce kendin bilinçleneceksin. Ne yapacaksın? Tarım alanlarına tamam zarar vermeyeceğiz. Onların eğimine dikkat edeceğiz. Erozyonu önlemek adına.